Size günaydın yani. Saatlerimiz şu an çok erken. Bayram için yola çıktık biz. Bayram tatili var. Önce İzmir'e gidiyoruz. Şu anda düğünümüz var. Bugün cumartesi günlerden bugün. Düğünümüzü yapacağız. Oradan memleketimize geçeceğiz. Sabah erken çıkmak istedik. Trafiğe kalmak istemedik. İnşallah trafik yoktur. Saat daha 7 olmadı. Daha uyanamamış. Ben uyanamamışım. Karnım aç. Karnım aç. Evet. Hemen. Biraz aşağı indi de sonra ben aynayı göremiyorum. Hemen yedireyim seni. Evet, aynen. Aman aşkım. Şimdi arabamızı da başlama zamanı. Yani trafik yok şu an ama yol bayağı kalabalık. Şu an Polatlı yolundayız. Öyle durup kalkmalı bir trafik yok ama yani basıp gidebileceğiniz gibi de değil. Bayağı araba var yani, hatta şöyle yokuş gibi bir şey olsa da önümüzde full araba, arkamız da öyledir zaten. Bu şekilde devam ediyoruz. Daha Polatlı'ya varamadık. Araba yan yan gidiyor sanki, böyle bir garip. Bayağı yamuk ama bayağı yani hani. Değil mi? Sıplasa yamuk. Yengeç gibi gidiyor. Çekemedim. Buraya da bir şeyler. Birazcık böyle bir koyarsın şeylerden. Evet, düğünden belki görseller koyarım. Şimdi de İzmir'deydi düğün. İzmir'de Foça'ya gidiyoruz. Oraları bir dolaşalım dedik. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Foça'ya geldik. Denize doğru yürüyoruz. Denizi gördük. Karşında görüyorsun şu an. Ne hissediyorsun? 10 numara. Şuradan minik bir oksijen, deniz oksijen, full gözüküyor. Oksijen. İnsanların yatları orada aşkım ama alsın yine de. Evet. Soğuk. Soğuk. Girince alışıyorsun. İlk girdiğimde bir soğuk gibi geldi ama deniz ısınmış arkadaşlar ya. Güzel. Biz de girelim. Burada giriyorlar ama burada girmek aslında doğru değil bence. Yani bu teknelerin atıkları çünkü buraya bırakılıyor yani, o yüzden. Evet, boş bir yere gideceğim. Aynen. Karşısı var ya burada. Evet. O parçası var ya, oraya bir gidebiliriz bak. Biz şöyle olabilir. Dönüp. Evet, hepinize YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber... bir tane burada yaşayan bir teyzeyle karşılaştık. O dedi ki burayı yürüyün. Şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz. Sizi de size çatmaz dedi. Beni çarptı dedi. Çarpılmazsınız dedi. Eser dedi. Burası dedi. Esiyor gerçekten de. Beş kapılar mıymış bir şeymiş. Oraya doğru yürüyoruz. Şurada bir klems bir şey, evet. Özlemişiz ya bu manzaraları, değil mi? Gözü
Görüşürüz. Çok tatlı. Taraflar yosunlanmış. Hı? Tabii durgun kalıyor ya burası, yosunlanmış. Güzel. Ama evet, denizin dibi gözüküyor, berrak. Evet, şurada. Baksana ama kalenin içinde kalmış o evler zaten. Aynen. Ay demek ki çok eski aslında bunu. Olabilir. Zaten belli ama baksana şu evin işçiliğinden falan. Deniz kenarındaki en güzel manzaraya sahip ev bence bu. Evet. Yani şu evler. Kale hala devam ediyor bu arada. Yani şu şey boyunca devam ediyor herhalde. Galiba. Köprü boyunca. Bayağı büyük, güzelmiş burası. Ben beğendim böyle. Evet. Harika burası. Biraz da biz arkadaşlar. Şuradan çek gözükür o. Şuradan. Gözükmüyor, gözükmüyor. Biraz da bizi gördünüz. Şurada da bak bir Türk bayrağı var ama orada ne var bilmiyorum. Şunları... Şurayı ben de. Alıntı herhalde. Evet. Ezden bu kaya da eski şey, hiçbir bilgi yok hani, böyle tarihi bir şey. Aynen. Yazmıyor ama. Büyük ihtimalle zaten herhalde şey yine, yani burada Athena tapınağı yok mu? Var ama nerede olduğunu... Romalılardan falan mı kalma acaba? Yani? Bilmiyorum. Yapımı. Ya daha öncesinde. Karayip korsanların bir gemisi var. Karayinci var. Toplanacak sporumun. Karayinci. Güzelmiş değil mi? Evet. Yani kendini... Falan değişik bir konsept. Restoranlar var, yemek. Ha. Yemek yiyebileceğimiz restoranlar var. Bir şeyler içebileceksin, içebileceğiniz, içki içebileceğiniz yerler var burada. Evet. Ev mi geldi? Bilmiyorum ya, ev ya pansiyondur, bilmiyorum. Sadılık var mı? Bak avukat falan. Ofisler bile var. Çok güzelmiş ama tam şuraya bakın, ne kadar güzel. Şöyle bir meydana çıktık biz. Yürüdük yürüdük. Çarşısı yani. Çarşısı. Aynen. Gibi. Şurada da çarşısı var herhalde. İçebileceğiniz yerler arkada gidiyor. Çok... Ama çok sıcak yani. Çay diyorum. Elimde peçetemle. Terimi sile. Terlemişsin. Aynen, terlemişsin. Yani. Şu an iyi burası ya. Çalım kalın geldi biraz yani. Geldi yani. Daha ince. Terlemeye değil yok. Bir de deniz kenarı esiyordu. Burası esmiyor. Çok güzel değil mi? Bisiklet ayakları aldım. Bisikletle. Bir de şu an öyle sıcağı olduğu için muhtemelen çok kalabalık değil şu an. Evet. Ama tabii çok akşamüstü var. Falan. Nasıl olur bilmiyorum. Yeşil yeşil. Memleketimin gözünü seveyim ya. Memleketime yakın olduğum nasıl belli. Yemyeşil her yer. Mavi yeşil. Evet. Değil mi? Memleketimi diyorum, gözünü seveyim, mavi yeşil her yer. Keyiftesiniz bakıyorum Erhan Bey. Aynen, göster şöyle manzarayı. Evet. Manzaraya gel, şimdi muhabbet geçiyorum. Şurada şemsiyeler kapatıyor ama bu tarafta minik gözüküyor deniz. Keyifçi biri. Ayvalık'tan kalkıyor koylardan. Mesela ne akvaryum koyu falan var.
kalabalıkta. Oradan gidebiliyorsun. Satın alıp tekneyle bir grup insan açılıyorsun. Koy koyduruyor birkaç koyda. Yüzüyorsun falan. Onu bu sefer çok istiyorum. İnşallah yapabiliriz. Ama tatilimiz az. Ve bayram. Yeşillik, deniz. Şurada bir amfiteyatro mu var? Bir tiyatro, amfiteyatro galiba. Evet. Boyum yetmiyor da gösteremiyorum. Roma İmparatorluğundan kalma. Roma İmparatorluğundaki imparatorlar burada yapıyormuş. Çocuklara sünnet günlerini. Yap. Ay burada sünnet günlerini. Ay geldik. Yine denize giriyor aşkım. Evet. Evet, şöyle bir yürüdük. Burayı da görelim dedik. Biz gerçekten yeni. Diğer taraf daha güzeldi yani, değil mi? Bizim orası daha çok hoşumuza gitti. Burası da güzeldi burası. Bir sürü villalar var şu karşıda. Geldiğimiz yol boyunca sitesi de. Hatta birini tam alıyorduk. Sonra dedik ki memlekete de bakalım bir. Yani sonuçta her şey istemekle başlar. Biz isteyelim ki yani eremeyeceğimiz şeyi hayal ettirmez inşallah sonuçta. Değil mi? Vermeyeceği şeyi. Biz hayal edelim. Belki olur. Yani. Her yer öyle. Bizim Cunda da öyle. Eziliyordum. Kız ne yapıyordun? Fotoğraf çekiliyor aşkım. Yok, bir gün nasıl çekiyor. Aldım annemden sözüme şeydi. Şu an Ankara'dayız, Ankara Denizi'ndeyiz. Buradan tekne kiralayabiliyorsunuz. Eğer bir evlenme teklifi yapmak isterseniz. Evet. Eğer bir tur isterseniz, yani adalara tur da var. Var. Diyorsunuz ki ben evlenme teklifi edeceğim, bana bir tekne ayarlar mısınız diyorsunuz. Adam da tabii parayı bas diyor. Parayı bas diyor, 5000 lira diyor. Yok ya, ben gördüm kiralık 500 TL falan filan. Aynen öyle bir şey yapmıyor. Saatlik ne olacak? Bir saatlik bile sürmüyor o iş. Aynen öyle. Hemen evlilik teklifi. Evlilik teklif etmek 10 dakika oradan. Evet. 10 dakikada bir şeyler yedin içtin. 15 dakika. Ondan sonra ettim işte 25 dakika. Geriye 5 dakika kalıyor tekne denen. Eğer ki 5 dakikada inemeyip de 10 dakikada inersen adam seni atıyor tekneden. Çık kardeşim, yarım saat anlaştık diyor. Benim işim gücüm var diyor. Bu kadar imkan varken Erhan bunu yapmış mıdır sizce? Yapmadım. Yapmamıştır. Niye vereceğim kardeşim 500 lira? Sen salak mıyım? 500 lira ona vereceğim dedim. Sonra giderim saat alırım dedim. Telefon alırım dedim. Ona bir katkı olur dedim. Alacağım telefon dedim. 500 lira katkı olur dedim. Onun yeri başka. Onun yeri başka. Üzgünüm. Niye gülüyorsun o zaman? Üzüm gülüyor ama. Mutluyum canım. Ama bizim evlilik teklif anımız kötü yani. Tabii, ya kötü yani değil ama. Hep iyi olursa zaten hep iyi yani olur. Yani. Kötü olacak ki biraz da bazı şeyler aklında kalsın. Evet, bakın şurada evlilik teklifi olmuş belli ki burada. Tabii. Böyle. Evet. Güzel yer. Güzel bir yer. İyi bir yer. Huzurlandık ya biraz. Koça da güzeldi. Koça. Evet. Abi buranın ayrı bir şeyi var. Güzelliği var ama. Yani. Nasıl abi? Hayır yani.
Bizim için öyle. Bir de burada arabadan ziyade burada yaşıyor falan. Yani bence motosiklet diyor Erhan da, ben de öyle diyorum, öyle düşünüyoruz. Motor kullanacaksın yani. Yani şehirler arası gitmeyeceğin için çok 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 rahat edersin. Hem park yeri açısından yani çok iyi olur. Tabii. Bıraktı ya, kürek çekiyordu, onu çekecektim ama gitti. Çekemedim. Maalesef. Düşmekten çok korkuyorum. Biri çarparsa ve düşersem diye şuraya. Oğlum, motoru taktın ama sen atıldın. He, motoru mu taktın? Boşta mı kullandın? Boşta mı? Tezgahın sahibi de boş. Erhan, ne yiyorsun? Midye. Kaybettin mi sen? Teşekkür ederim. Evet. Ben de kanada da fıstık olup kakao. Dondurmalık dondurma gir. Evet. İnşallah güzeldir. Bunun hayalini kurarak gelmişim. Karadutlu dondurma. O aldım canım, meşhurdu ama. Biraz dolaşalım çarşısında. Şimdi altın olay geldik, tekrardan geziyoruz ya. Altın olukta gidip bunları kabak kesmeyeceğiz. Şeyle, karalı suyuyla. Evet, koruk suyu ya da karalı suyu. Koruk suyu olabilir, karalı suyu ama daha iyi. Öyle. Öyle. Uykun mu geldi? Evet. Hava şartlıyor, oksijen. Oksijen daha havası şartlıyor. Dünyada en çok oksijenin olduğu yer. Sevgili seyirciler, sevgili arkadaşlarım, dünyada en çok oksijenin olduğu yer burası, Kaz Dağları. En çok oksijen burada. Bütün emekler buraya geliyor. Herkes buraya yerleşiyor. Adamlar burada yaşayıp yaşamaya çalışıyorlar yani. Değil mi? Evet. Bunun aksini iddia eden varsa çıksın söylesin. Söylesin ki bizim daha fazla bir soğuk. Karadeniz yeşillik daha fazla tabii, oksijen az ama. En temiz oksijen burada. O da büyük ihtimalle Karadeniz yeşillik var ama çok basınç fazla. Yüksek evet. Yani. Oksijen alman zorlaşıyor yani tepede. Ama burası rakım olarak, yeşillik olarak, oksijen olarak en iyi yer. En rahat oksijen alınan yer burası. En sağlıklı yer burası. Buralar yani. Akçakkale, Altınoluk. İnsanlardan da şurada dağlar, denizi çekeceğim, bu türü dağlar, çekemiyorum. Dağlar, Edirne. Dağları yani. Evet. Afiyet olsun. Oh. Karadut suyunu da al. Nereye? Sol yön, solunda. Nasıl? Daha çiğnemedin bile ama. Valla. Gözleme. Burada mı? İnşallah. Bir daha gelelim ya. Hocam, başardı. Arkadaşlar, biz artık
döndük memlekete geldik. Memleket derken Ankara'ya geldik abi. Ankara bizim oturduğumuz ev memleketimiz oldu ya. Nerede oturuyorsan orada. Evet. Ankara'da oturduğumuz için artık geldik. Öyle. Size de bu bilgiyi verelim. Verelim dedik. Videoyu kapanışını yapalım dedik. Konuşalım. Evet, memleketimizde çekemedik kapanışını. Ya o kadar yoğun geçiyor ki memleket günlerimiz, ailelerimiz orada olduğu için. Yani böyle geziyor, çok bölük evet. Pörçük çekebiliyoruz. Baş başa vakit geçirdiğimiz zamanlarda sadece. Öyle. Şimdi de evimizdeyiz, işte Ankara'dayız. Valla videoyu beğenin, yorum yapın, paylaşın arkadaşlar. İnşallah. Kendinize de iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gitsin. Görüşürüz. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden bir de. Evet. Öyle. Öperim. Allah'a emanet olun. Bay bay. Şöyle kapatayım.